Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Çin'den getirmiş olduğum hem çok ucuz hem de çok küçük ajan kamerayı inceliyoruz. Ürün denilene göre 1080p Full HD kayıt yapabiliyor. Aynı zamanda fotoğraf da çekebiliyor. Birçok farklı modu var, yani gece görüş modu bile var arkadaşlar. Fakat bu bana çok da gerçekçi gelmiyor. Çünkü kamera gerçekten çok küçük ve çok ucuz olduğu için hani 1080p dese bile o 1080p eminim ki bizim bildiğimiz kadar kaliteli değildir. Kalitesinin düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden başta bir ön yargılı başlıyorum. Ürünün iki farklı seçeneği var arkadaşlar. 720p veya 1080p alabiliyorsunuz. Fiyat konusunda çok bir değişimi olmuyor. Ben alabileceğimiz en pahalı versiyonunu aldım. Yanında ek olarak aksesuarları vesaire de geliyor zaten. Birazdan inceleyeceğiz. Ben bu tarz ilginç teknolojik ürünleri gerçekten çok seven biriyim. O yüzden bu ürünü alıp sizlerle birlikte incelemek istedim. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve ürünümüzün kutu açılımına geçelim. Şimdi arkadaşlar, ürünümüz şu şekilde 3 parça halinde geliyor. Gördüğünüz gibi kameramızın kendisi bir adet hafıza kartı ve bir adet de taşıma çantası. Kutusu böyle kargoda ezilmiş, bayağı bir hırpalanmış. Şimdi şunları bir kenara koyalım. Öncelikle bir kameramızı açmak istiyorum. Şu şekilde, gayet bu arada kalitesiz bir paketlemesi var. Şöyle açalım. Evet, alttan bayağı bir şeyimiz döküldü. Şunlar şurada dursun. Ve arkadaşlar, en başta gördüğünüz gibi şöyle kameramız çıkıyor da bu nasıl bir paketleme lan? Şöyle çıkarttık ve geri kalan da boş bir şey. Şu şekilde arkadaşlar koymuşlar, bunun buradaki etiketini çıkartıp yapıştırmayı bile adamlar uğraşmamış. Büyük ihtimalle zaten elde paketleniyor. Şöyle çıkartalım. Ve arkadaşlar şu kameranın küçüklüğüne bakar mısınız ya? Bu arada paketlemesi kötüydü ama kameranın malzeme kalitesi gerçekten güzel yani. Güzel hissettiriyor. Açma kapama tuşu, kayıt tuşları falan var. Yani minnacık bir şey abi. Mesela şunu şöyle yapsanız bile yani kimse fark etmez arkadaşlar. Bayağı küçük bir kamera. Vaat edilene göre Full HD 1080p çekim yapabiliyor. Biz daha bilmiyoruz tabii ki. Deneyeceğiz. Şöyle görüyorsunuz, SQ11 Full HD diye zaten yazmışlar. Kullanım kılavuzu bayağı böyle bir kağıt şeklinde. Bayağı da büyükmüş ya. Burada her türlü bilgiyi İngilizce olarak yazmışlar. O yüzden sıkıntı çekmeyiz anlama konusunda. Kullanım kılavuzumuzu geçelim. Şimdi şöyle yanında bir tane kablo yollamışlar. Bu kabloya bir beraber bakalım. Şöyle çift taraflı, büyük ihtimalle televizyona bağlamak içindir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da şarj için gibi duruyor. Adamlar iki şeyi tek bir kabloda halletmişler. Yani kalitesi de idare eder. Fiyatına baktığımız zaman gayet güzel. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi şöyle arkadaşlar, yanında iki tane aparat yollamışlar. Mesela arkadaşlar bakın, şurada delikler var ya. Buraya kamerayı takıyorsunuz. Şu anda kameramız oturdu. Bunu da arkadaşlar bir yere bu dümdüz bir şekilde sabitlediğiniz zaman gizli kamera işlevi görüyor ve gerçekten güzel. Şimdi diğer aparatımıza bakalım. Bunun neresine takılıyor bu arkadaşlar, tam olarak çözemedim de. Acaba bunu şu şekilde şuraya geçiriyoruz. Aynen de öyle arkadaşlar. Bunu şu şekilde buraya taktığımız zaman zaten bunun başı gördüğünüz gibi istediğiniz yöne doğru oynuyor. Kamerayı da şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunu her türlü yere gizli kamera olarak isterseniz koyabilirsiniz. Yani bence bayağı işlevli bir ürün. Hani bu fiyata bulduğum en iyi ürün açıkçası. Alırken de gerçekten çok merak etmiştim. Bu arada başı da sağa sola dönüyor bu şekilde. Şöyle çıkartalım. Şimdi şu aparatlarını bir kenara koyacağım. Kameramız da şurada dursun. Zaten minicik bir şey ya. Çok tatlı değil mi? Şöyle koyalım. Ve yanında gönderdikleri hafıza kartı 8 GB. Gerçekten aşırı dandik duruyor. Bu arada şunu yapmadan duramam ya. Aşırı dandik duruyor. Şöyle dalacağım. Evet. Direkt hafıza kartımız içinden çıktı. Evet, şöyle açtığımız zaman hafıza kartımız düştü.
Gördüğünüz gibi hangi marka olduğu belli olmayan bir micro SD kartımız. Ve arkadaşlar yanında gelen bir diğer ürünümüz de şu şekilde taşıma çantası. Evet, taşıma çantası, şöyle bir bakalım kalitesine. Şimdiden bana kalitesiz gibi bir hava verdi ama evet, gayet de kalitesizmiş bunu da. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir çantanın kalitesini nereden anlarsınız? Bakın şu dikişler böyle yamuk yumuksa, bakın şöyle gidiyor aşağıya dönüyor, sonra tekrardan buralara geliyor. Yani kalitesiz bir çanta. Hani zaten ürünün fiyatı da ucuz olduğu için bir şey demek istemiyorum. Şöyle kameranızı koyup sözde saklamak için, ama bakın kamera bunun içinde sallanıyor. Yani ne kadar gerekli, orası tartışılır. Zaten de fiyat ucuzdu. Şimdi şöyle hafıza kartımızı cihaza takalım. Sanırım şu şekilde takılıyor. Evet, hafıza kartımızı taktık. Şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet, tam emin değilim diyecektim. Şurada mavi bir ışık yandı. Şu anda arkadaşlar kameramız çalışır vaziyette. Şimdi arkadaşlar bunu tripoduma koyacağım. Ve sizlerin karşısında tamamen bu kamerayla konuşacağım. Bakalım çekim kalitesi nasılmış? Gerçekten yani şu kadar minicik bir cihaz nasıl bir çekim kalitesi sunacak? Çok merak ediyorum. Hemen videomuza geçelim. Şimdi kamera testine geçmeden önce size ürünün farklı modlarını da göstermek istiyorum. Hem de bir çalışma mantığını az çok anlamış olursunuz. Gördüğünüz gibi şöyle ürünü açtığımda, zaten videoda gösterdim, mavi bir led ışık yanıyor. Bu mavi led ışık 720p kayıt yaptığının anlamına geliyor arkadaşlar. Buradaki mod tuşuna bir kere bastığınız zaman kırmızı ışık yanıyor. Bu kırmızı ışıkta da fotoğraf modu oluyor. Yani açma kapama tuşuna bir kere bastığım zaman fotoğraf çekmesi gerekiyor. Hatta şöyle de bir selfie yapalım. Belki videoya koyarım bilgisayara aktarabilirsem. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar, kamerada Full HD modu yok. Normalde Full HD olması için mor bir ışık yanması gerekiyor. Ve bu da Full HD çekim yapabildiği anlamına geliyor. Fakat kesinlikle mor bir ışık yok bu kamerada. Yani o kadar uğraşlarıma rağmen 1080p kayıt yapamadım. Videonun başında da dediğim gibi bu ürünün 720 piksellik versiyonu da var. Büyük ihtimalle satıcı bana yanlışlıkla 720p'lik versiyonunu gönderdi diye düşündüm. Fakat ürünün üzerinde 1080p yazıyor. Ayrıca kutusunun üzerinde de 1080p yazıyor. Hiçbir şekilde anlamış değilim arkadaşlar. 1080p çekim yapamıyor. Zaten şüphelerim vardı. Şüphelerim de doğru çıktı. Ama şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle benim aldığım ürünle ilgili bir yanlışlık oldu. İnternet üzerinde birçok kişi 1080p kayıt yapıyor. Aslında ben bu ürün için para iadesi falan filan uğraşabilirim de arkadaşlar. Uğraşmak istemiyorum. Zaten inceleyip geçeceğim. Ürünü çok da kullanmayacağım. Zaten gizli kamerayı ne için kullanabilirim ki? Gizli kamera olarak kullanabilirim aslında. Güzel fikir. FBI open up! Her neyse, şimdi sizi de daha fazla bekletmek istemiyorum. Ürünün bir çekim kalitesine gelmek istiyorum. Fakat ondan öncesinde bir noktaya daha değineceğim. Bir de şöyle yan yana bakın, hani ürünün küçüklüğü belki tam olarak anlaşılamamıştır. Yani şu kadar küçük bir ürün arkadaşlar. Gerçekten fiyatını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapın. Şimdi benim önümdeki kocaman kameramla karşılaştıracağım ama kesinlikle bir adil karşılaştırma değil. Lütfen bunları göz önünde bulundurarak yorumlarınızı yapın. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu kameramızla bir çekim yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kameramız bu şekilde çekim yapıyor ve şu anda duyduğunuz ses de kameramızın mikrofonundan geliyor. Yani bu sözde 720p HD çekim kalitesizliği görüyorsunuz. Kesinlikle HD falan değil arkadaşlar bu görüntü. Ve ayrıca kare şeklinde çekim yapıyor. Şu anda da büyük ihtimalle tam olarak beni göremiyorsunuz. Çünkü
Gerçekten çok yakını çekiyor. Benim normal kameramla yan yana durduklarını söyleyebilirim. Hiçbir şekilde aralarında uzaklık farkı yok. Şimdi bir normal kameramıza geçelim. Gördüğünüz gibi normal kameramız böyle. Bir de diğerine geçelim. Evet, aradaki farkı görüyorsunuz. Hani zaten bu kameradan öyle çok bir şey beklemeyin. Amacı gizli kamera, hani gizli kamerayla ne yapacaksanız orası da ayrı bir konu. Eğer gizli bir kamera almak istiyorsanız fiyat ucuz böyle bir kameramız var. Daha fazla bu görüntüde durmak istemiyorum. Siz de rahatsız olmayın. Normal kameramıza bir geçiş yapalım. Tabii ki arkadaşlar, bu çekim baya baya aydınlık bir ortamda yapıldı. Onu da göz önünde bulundurun. Keşke diyorum 1080p modeli gelseydi, onu da bir test etseydik. Ama olmadı. Yanlış yolladılar. Yapacak bir şey yok diyorum. Yani 10 dolara falan böyle bir kamera ihtiyacınız varsa, küçük gizli bir kameraya alabilirsiniz. Ama onun dışında zaten kalitesi için alıyorsanız, ben bununla vlog çekeceğim diyorsanız, artık size her şeyi gösterdim. Kalitesi ortada. Kesinlikle bunu gidip vlog çekeyim, işte tatile gideceğim, orada fotoğraf çekeyim diye almayın. Sizi feci bir şekilde üzer. İşte evde gizli kamera olsun diyorsanız belki olabilir. Her neyse arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Kameramız bu şekildeydi. Şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın.